Aşağıda sera etkisini anlatan şema verilmiştir. Buna göre sera etkisiyle ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? A. Dünyanın ortalama sıcaklığının giderek düşmesine neden olur. Tam tersi, sera etkisi dünyanın ortalama sıcaklığının artmasına neden olur. Baktığımız zaman yanlış seçenek A'dır. B. Atmosferdeki metan ve azot oksit gibi sera gazlarının miktarının artmasıyla artar. Evet, zaten sera gazları ısıyı tuttuğu için sera etkisi oluşur. C. Etkisinin artması insan yaşamını doğrudan etkileyecek önemli değişikliklere neden olur. Küresel ısınma gibi olur. D. Dünya yüzeyinden yansıdıktan sonra uzaya dağılması gereken güneş ışığının bir kısmının dünya yüzeyine geri dönmesine. Zaten bu yüzeyin ısı tutma kapasitesinin artmasından dolayı ise etkisi olur. Bu da doğrudur. Yanlış olan seçenek A'dır. Aşağıdaki görselde geri dönüşüm malzemelerinin sınıflandırılarak atıldığı kutular gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşümü yapılmadığından bu kutulardan birine atılması uygun değildir? A. Pet şişe, plastik atıklara atılabilir. Islak mendil, burada ıslak mendille ilgili bir şey yok. C. Kullanılmış kağıt, kağıt atıkları atılır. Eski cep telefonu, E atık, zaten gördüğünüz gibi teknolojik aletleri hepsi. Islak mendil için bir kutu yok, o yüzden doğru seçenek B seçeneği. Geri dönüşüm atık maddelerin yeni ürünlerin ham maddelerinin üretim sürecine dahil edilerek yeniden kullanılması. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün doğrudan sağladığı bir fayda değildir? A. Çevrenin korunması. Evet. Yeni üretim için ham madde kullanmayız. Biyoçeşitliliğin artması demiş. Geri dönüşüm biyoçeşitliliği arttırmaz. Çünkü canlı çeşitliliğiyle bunun bir alakası yok. Doğru cevabımız B'dir. Enerji kaynaklarının tasarrufu, bazı ürünleri yeniden oluşturmaktansa geri dönüşüm ürünü kullanmak daha tasarruflu. Ve kaynakların ekonomik kullanımı aynı şekilde geri dönüşüm faydalarından. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Sıfır atık projesi ülkemizde kaynakların verimli kullanımını destekleyen, döngüselliğe dayalı kaynak ve atık yönetiminin yaklaşımıdır. Sıfır atık toplumun harekete geçip insanların el ele vermesiyle İsraftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Böylece olumlu sosyoekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olunabilir. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi sıfır atık projesinin kapsamı dışındadır? A. Yeni ham madde üretiminin arttırılması. Zaten sıfır atığın amacı bu. Yeni ham madde üretimini azaltmaya çalışıyoruz. O yüzden bu dışındadır. Doğru cevap A'dır. Sürdürülebilir kalkınma, evet. Çünkü ham madde bir yerden sonra bitecek. Eğer bunu yapmazsak sürdüremeyeceğiz. Ve sosyal dayanışma, burada da zaten bahsetmiş. İsrafın önlenmesi bahsedilen. O yüzden doğru seçenek A seçeneği. Kaynakları tasarruflu ve doğru kullanılmaması sonucunda bazı problemlerle karşılaşılabilir. Su kaynaklarının doğru kullanılmaması sonucunda aşağıdakilerden hangisi doğrudan karşılaşılabilecek sorunlardan biri değildir? A. Göl sularının kuruması ile kuraklık meydana gelir. Karşılaşılabilir. B. Ekim alanlarının azalması ile gıda sıkıntısı yaşanması. Bu da karşılaşabilir. Çünkü su olmazsa ekim alanı azalır. C. Hava kirliliği yaşanarak kuş popülasyonlarının azalma gerçekleşir. Kaynakların kirlenmesiyle direkt alakası yoktur. O yüzden doğru seçenek B'dir. D. Bitkilerin fotosentez yapma oranının azalması sonucunda besin üretiminde azalma olması, bu da direkt kaynaklarla alakalıdır. Doğru seçenek C seçeneği. Sıfır atık evler, atık oluşturmadan yaşamın mümkün olduğu evlerdir. Bu evlerde amaç daha az tüketerek, gerektiğinde dönüştürerek ve değerlendirerek ve kompost oluşturarak atık oranını sıfırlamaktır. 5D modeli esas alınır. 5D modeli prensipleri şunlardır. Düşün, gerekli değilse tüketme, daha az tüket, değerlendir, yeniden kullan, değiştir, farklı amaçlarla kullan, dönüştür, doğaya geri kazan. Sıfır atık mantığıyla hareket eden bir evde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin olması beklenmez? A. Atık suların arıtılarak yeniden kullanılması olabilir. Çünkü burada değerlendir, yeniden kullan. C. Eski kıyafetlerden yeniden kıyafet gibi. Bu da olabilir. Çünkü farklı değiştir, farklı amaçta kullanılır. Ve göz alıcı ev aydınlatmaları için kullanılması. Bu burada uygun değil, zaten fazla enerji kullanma sıfır atığa da uygun değil. O yüzden doğru cevap C'dir.
ve çiğ sebze ve meyve atıklarını toprağa karıştırması dönüştür, doğaya geri kazandıra uygun. O yüzden doğru seçenek C seçeneği. Atıkların metal, kağıt ve cam gibi sınıflandırılarak atılabildiği atık kutuları atıkların yerinde ayrışmasını sağlar. Bu tür uygulamalar için ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, atıkların geri dönüşümünü kolaylaştırır. Evet, bir daha bunları ayırmak için uğraşmayız. İki, çevrenin korunmasına katkı sağlar. Evet, sonuçta bunlar da sonuçta bir çöp. Yani doğada olmaması gereken şeyler. Üç, sürdürülebilir kalkınmayı destekler. Geri dönüşüm olduğu için sürdürülebilir kalkınma ham madde kullanımını azalttığı için destekler. Baktığımız zaman doğru cevabımız D seçeneği 1, 2, 3. Kaynakların tasarruflu kullanımında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanımı çok önemlidir. Bu anlamda çeşitli alanlarda elektrik enerjisinin kullanımı azaltılabilir. LED ampuller elektrik tasarrufu açısından normal ampullerden çok daha az elektrik enerjisi kullanarak çalışırlar. Buna göre LED ampul kullanımı ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Sürdürülebilir kalkınmayı olumlu etkiler. Geri dönüşüm olduğu için etkiler. Çünkü sürdürülebilir kalkınma için hammaddeler az kullanılmalı. 2. Çevre sorunlarının azaltılmasına etkilidir. Evet, çevre sorunlarının azaltılmasına etkilidir. Çünkü bu enerji tasarrufu anlamına gelir. Enerji tasarrufu da kaynakların az kullanımıdır. Bu da çevre sorunlarına neden olmaz. 3. Enerji kaynaklarının tasarrufu açısından önemlidir. Evet, bir açıklarken bahsettik. Bunun için de. Baktığımız zaman doğru cevabımız 1, 2, 3, D seçeneği.